Hoş geldiniz. Bugün size emniyetli makineye giden yolu göstermek istiyoruz. Benim adım Andreas Glesinap. Reuse'de emniyet çözümleri iş geliştirme müdürüyüm. Makinenizin veya sisteminizin ne kadar emniyette olduğunu biliyor musunuz? Şimdiye kadar herhangi bir emniyet sorunu yaşanmamış olsa bile bu gelecek için bir garanti anlamına gelmez. Ya da siz emniyetli bir tasarıma ihtiyaç duyan yeni bir makine mi geliştiriyorsunuz? Her iki durumda da sorulması gereken soru aynıdır. Emniyetli makineye giden yol nedir? Bu genel bakış temel adımları ve sıralamaları gösteriyor. Şimdi her bir adıma daha yakından bakalım. Çalışan sistemler için öncelikle daha ayrıntılı bir inceleme yapılmalıdır. Bu görevi genellikle iş sağlığı ve güvenliği birimleri üstlenir. Ayrıca üçüncü taraf bağımsız bir kuruluş yardımıyla da bu çalışmalar yürütülebilir. Makinelerin tasarım sürecindeki risk değerlendirmesi, makine emniyet yönetmeliği ve harmonize standartlarla belirlenmiştir. Bu nedenle risk değerlendirmesi, emniyetli makinenin temelini oluşturmaktadır. Ayrıntılı bir inceleme risk değerlendirmesiyle başlar. Öncelikle makinenin ömür döngüsü boyunca karşılaşılabilecek tüm tehlikeler tanımlanmalıdır. Daha sonrasında tüm aşamalardaki riskler tespit edilir ve son olarak risk azaltma önlemleri uygulanır. Risk değerlendirme süreci yetkili bir kişi tarafından yürütülmeli ve belgelenmelidir. Bir örneğe göz atalım. Burada palet besleyen çok yönlü bir konveyör görüyoruz. Bunlar transfer arabası tarafından beslenmektedir. Pratikte transfer arabasının çevresinde ve arkasındaki alanda farklı tehlikeler meydana gelebilir. Risk değerlendirmesinin sonucu paletler arasındaki ezilme ve kesilme gibi tehlikeleri de gösterir. Erişim alanındaki riski azaltmak için konveyörün tüm genişliği boyunca korunma sağlanır. Risk değerlendirmesinin sonuçlarına göre emniyet gereksinimleri ortaya çıkar. Bunlar emniyet konseptinin ve sistem mimarisinin temelidir. Uygulama, uygun donanım bileşenlerinin seçilmesiyle başlar ve bir kontrol ünitesinin programlanmasıyla devam eder. Burada önemli olan çift göz prensibiyle sistem düzeyinde doğrulama ve değerlendirme sürecidir. Bu süreç ayrıca kullanım kılavuzu uygunluk beyanı gibi dokümanların hazırlanarak C işaret sürecinin ilerlemesini de içerir. Ardından devreye alma başlar. Burada sistem entegrasyonu çok önemlidir. Sensörlerin doğru hizalanması ve parametrelendirilmesi de dikkate alınmalıdır. Son adım ise uygulamanın doğrulanmasıdır. Bu, daha önceki teknik özelliklerde tanımlanan emniyet fonksiyonlarının çalışma sırasında test edildiği ve sonuçlarının belgelendiği anlamına gelir. Peki, konveyör örneğimiz için bu durum nasıl görünüyor? Buradaki ihtiyaçları bir Reuse emniyet çözümü olarak hayata geçirdik. Bu hayatınızı kolaylaştırır çünkü emniyetli bir makineye giden yolun tüm adımları bizim tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. Çözümümüz paletlerin ilave edilmesi sırasında bile tehlikeli alan erişimi sürekli ve sorunsuz bir şekilde izlemektir. Bu sizin için tesisin tam üretkenliği ve hatalı geçişlere karşı en iyi koruma anlamına gelir. Emniyetli ve doğrulanmış bir çözüm ancak bu şekilde olur. Burada birçok çözüm örneğinden birini gördük. Çözümlerimizle ihtiyaçlarınızı kolayca ve daha hızlı gerçekleştirmenize yardımcı oluyoruz. Son kullanıcılar, üreticiler ve entegratörler için hizmetlerimiz ve çözümlerimizle emniyetli bir makineye giden yolda sizlere eşlik etmekten mutluluk duyarız.